Şimdi Doğu Akdeniz'de İsrail hiçbir zaman çok önemli bir aktör olmadı. Yani donanmasıyla vesaire çok başat bir rol oynamadı. İlk kez bunu değiştirmeye çalışıyor İsrail. Bunu nasıl değiştirmeye çalışıyor? Yani kendi hava gücü var ama deniz gücü olarak, donanma olarak mesela Yunanistan'la yakınlaşıyor. Yunanistan'la çok sıkı bir savunma işbirliği kuruyor. Drone satıyor vesaire. Şimdi Yunanistan'la her alanda ilişkilerini geliştirdiği bir dönemde, Mısır'la Kıbrıs'la anlaşma imzaladığı bir dönemde neden Türkiye ile hani Türkiye'nin geldiği noktaya gelmek istesin Doğu Akdeniz'de? Enerji çıkarları var diyebilirsiniz ama enerji meselesini daha önce konuştuk. Yani mevcut konjonktürde oradaki enerji yatırımları artık çok yapılabilir bir noktada değil. O nedenle İsrail baktığında Doğu Akdeniz'de Türkiye bana ne verebilir diye düşünecek. Ve bunu değerlendirirken de Mısır'la, Kıbrıs'la ve Yunanistan'la kurduğu sağlam işbirliğine bakacak. Tabii bu arada bir de Amerika var. Amerika bütünüyle orada İsrail'in, Yunanistan'ın, Kıbrıs'ın arkasında. Şimdi bütün bunları göz önünde tutup bir tarafta da işte Hamas üyelerini misafir eden Gazze dışında, yani İsrail'deki Türkiye algısı şu: Gazze dışında Hamas'ın en büyük üssü Türkiye. Böyle bir algı var. Bunu iç siyasetle, İsrail iç siyasetiyle de birleştirdiğinizde değiştirmek mümkün değil.